Sultan Gazi'de bir eve giren hırsız ev sahibiyle burun buruna gelince olanlar oldu. Kaçmak için çıktığı camdan mahsur kaldı. Aşağı düşmemek için ev sahibine adeta yalvardı. Orada dur. Canım aşağıya düşeceğim. Canına sen ne arıyorsun orada? Aşağıya düşeceğim. Geber. Önce evi soydu, ardından pencereye çıkıp kaçmak istedi. Kaçamayacağını anlayınca ev sahibine yalvarmaya başladı. Abla ne olursun canımdan olacağım. Olursan ol dedim. Sen niye giriyorsun ki dedim alemin evine? Ne bu kadar rahat, bu kadar özgüven ben de ilk defa gördüm. Güngören'de yaşayan Şefika Yeşil ve eşi dün akşam saatlerinde işteydi. Tam da o saatlerde beklenmedik bir misafirleri vardı. Yeşil ailesinin evine gelen hırsız kapıyı kırarak içeriye girdi. Üstelik yakalanma korkusu olmadan kapıyı da bu şekilde açık bıraktı. Şu parçası kırıktı, bu çıkıktı. Ardından da büyük bir rahatlıkla evi gezmeye başladı. Şefika Yeşil işten döndüğünde durumdan şüphelendi. Açık bulunca zannettim eşim benden önce geldi işten. Baktım ayakkabısı yok. Şadi diye seslendim. Ondan sonra ses seda yok. Evdeki durumu görünce panikledi. Şuraları şöyle dağınık. Şuralarda şunlar hepsi burada yerde. Ondan sonra iç çamaşırlarıma baktım. Eşimin benim hepsi alt üst orada bir şeyler vardı. Onları almış götürmüş. Ev sahibinin sesini duyan hırsız panikle balkona geldi ve pencerenin mermerine çıktı. Oradan da yan taraftaki binaya geçmeye çalıştı. Ama kaçamayacağını anlayınca geri döndü. Bu kez de ev sahibiyle burun buruna kaldı. Hırsız önce yalan söylemeyi denedi. Özlem ablama geldim diyor. Özlem abla yok ki burada dedim. Öyle deyince biz anladık ki yalan söyle. Ardından yalvarmaya başladı. Aşağıya düşeceğim. Geber! İyice göster yüzünü, iyice göster. Ne yapıyorsun? Nereden geliyorsun? Kapıdan girmiş, çıktı, kırmış kapıyı. Var mı abla? Yok, nereden? O camda tutunuyor burada, bana yalvarıyor. Abla ne olursun ben canımdan alacağım diyor, düşeceğim diyor, bak yükseğe gidiyor. Lütfen bırakın gideyim diye, kaçacak yerim yok dedi. Hırsızdan korkan Şefika Yeşil onu orada bıraktı, üst kat komşusuna çıktı. Ben yine korkudan dedim bu şimdi atlayacak balkona, ben bir şey olacak yani. En iyisi kaçtım buradan bu merdivenlerde. Ayakkabısını da kapının arkasına koymuş. Buradan aldı ayakkabısını, buradan aşağı indi. Polis kayıplara karışan hırsızın peşine düştü.